arkadaşlar. Şu an Urfa Kalesi'ndeyim. Hatta kalenin basamaklarındayım. Kale şu an ziyarete kapalı. Tam olarak neredeyim derseniz, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı rivayet edilen noktaya çok yakınım. Şu gördüğünüz iki sütundan aşağı atıldığı rivayet ediliyor. Atıldığı yerde şöyle tarif etmem gerekirse, şu caminin hemen yakınında göremiyor olabilirsiniz ama şu bölge, şu evlerin hemen dibi. Depremden sonra kalenin ziyarete kapatıldığı söyleniyor ki bir bölgesinin göçtüğünden dolayı. Ben de kaleye ancak bu kadar yaklaşabildim. Balıklı Göl'ün, hatta şu an Balıklı Göl'ü gösterdim az önce size. Balıklı Göl'ün hikayesi çeşitli inanışlara, mitolojilere göre değişmektedir. Mesela tarihçi Diodorus'a göre veya tarihçi Ctesias'a göre Atargasis isminde efsanevi bir canlı, yarı kadın, yarı balık olan bir canlı yasak aşk neticesinde bir çocuk, bir kız çocuğu dünyaya getirmiş ve bundan dolayı kendini surlardan aşağı attı ve göle düştükten sonra bedeninin balıklara dönüştüğü söyleniyor. Tabi bu Yahudi mitolojisine göre farklı, Hristiyan mitolojisine göre farklı ama İslam mitolojisine göre ise zalim hükümdar Nemrut, Hazreti İbrahim'i az önce gösterdiğim kayalıklardan aşağıya atmış ki az önce gösterdiğim yeşillik bölge, ağaçlık bölge, hatta şöyle bir daha göstereyim. Tamamen odundan ve ateşten oluştuğu rivayet ediliyor. Göstereyim yük mesafeyi. Ve inanışa göre Hazreti İbrahim surlardan ateşe, odunların üstüne düştüğü zaman Allah tarafından ateşe İbrahim'e zarar vermeyesin, onu koruyasın denmiş ve ateş suya, odunlarsa balığa dönüşmüş. Ama gölün ilk yapımının genel inanış olarak pagan, yani putperestliğe dayandığı bile söylenmektedir internetteki araştırmalara göre. Ki bu zaten M.Ö. 1000 ile 300 arası yapıldığı düşünülürse İslamiyet öncesine denk geldiğinden dolayı bunun mantıklı olduğu düşünülebilir. Atargasis suya atladıktan sonra işte balıklara dönüşüyor ve bir diğer inanışa göre de bu balıkları yiyenlerin zehirlendiği yönünde. Hatta bir arkadaşımdan duymuştum. İslam inanışına göre balıkların sırtında bir yara, leke, ateşten balığa, odundan balığa dönüştüğü için leke olduğunu söylüyordu. Kaynaklar farklı söyleyebilir ama inanış Hazreti İbrahim'in surlardan Nemrut tarafından ateşe atıldığı, ateşin suya, balıkların da oduna dönüştüğü. Şu an balıklar gayri resmi anlamda kutsal sayılıyor. Her gelen az sonra videosunu çekeceğim. Balık yeme atmaktadır. İster sevin ister sevmeyin. Balıklara bayağı bir seviyorlar. Ve dokunmanın bile hoş karşılanmadığını duydum. Şimdi Balıklı Göl'deyim. Balıklı Göl'ü çekiyorum. Her tarafta bir kalabalık. Karşı tarafta daha kalabalık ve şu an Hazreti İbrahim'in suya atıldığı veya ateşe atıldığı yeri çekiyorum. Demin kaleye çıkamamıştım. Oradan buraya düştüğü veya atıldığına inanılıyor ve şu bölgede bir yer. Daha sonra oraya da girip çekeceğim. Büyük Göl ya da Balıklı Göl denince akla gelen ilk yer burası. Ve şu an balıkları görüyorsunuz. Balıklar çoğunlukla hepsi karşı tarafta. Çünkü insanların çoğu oradan balıklara yem attığı için balıklar da artık öğrenmiş. Bu tarafta fazla bir gelir kapısı yok. Hepsi karşı kıyıda yem atılmasını bekliyor. Şimdi kutsal balıklara yem atalım.
Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hazreti Eyüp Camii'ndeyim. Burası Hazreti Eyüp'ün 7 sene boyunca şifa bulmak için sabırla bir mağarada yaşadığı ve 7 sene sonunda şifa bulduğu yer. Az sonra mağaraya gireceğim. Şimdiden bir video çekeyim istedim. Görüşürüz. Hazreti Eyüp'ün şifa bulduğuna inanılan kuyuya doğru gidiyorum. İçin yapacağınız yardımlar, makam ve çevresini harcanmaktadır. Rabbim yardımlarınızı kabul etsin. Thank you.
arkadaşlar. Şu an Şanlıurfa'nın en meşhur yerlerinden ikincisi, Balıklı Göl'den sonraki en meşhur yeri olan Göbekli Tepe'ye geldim. Göbekli Tepe'nin tarihini araştırınca ilk insanlara kadar gittiğini görüyorsunuz. Avcı toplayıcı dönemden Neolitik çağa geçişin başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Neolitik çağ avcı toplayıcıdan tarım hayatına geçiş, ürün elde etme dönemine geçiş olarak adlandırılmaktadır ve dünyada ilk yerdir burası. Tarihi olaraksa şöyle özetleyebilirim. İngiltere'deki Stonehenge denilen yapıların M.Ö. 3000 ile 2000 yılı arasında olduğu söylenmektedir. Ama Göbekli Tepe'nin ise yaklaşık 10 bine kadar gittiği iddia edilmektedir. Tarihi bağlantılara öğrenebilirsiniz. Hatta size bir bilgi daha vereyim. Belki birçoğunuz bilmiyordur. Şili'nin açıklarındaki Paskalya Adası'ndaki Moai diye yazılıyor. Taşlarının ise yaklaşık 1500'lü yıllarda yapıldığı iddia edilmektedir. Bu tarihleri arasındaki olayları düşünürseniz şu an benim sağımda kalan Göbekli Tepe taşları, heykelleri dünyanın şu an için en eski yapısı olmaktadır. Fotoğrafların çoğunda göstereceğim taşların hemen hemen hepsinde bir hayvan figürü var. Şu an şu da fil, belki de mamut. Birinde kertenkele gibi aslan. Avcı toplayıcı hayattan tarım hayatına geçen, ürün yetiştirmeye başlayan ilk insanların burada yaşadığı düşünülmekte. Daha eski tarihi bulunana kadar en eskisi Göbekli Tepe. Merhaba arkadaşlar. Şu an için ancak sakin bir yer bulabildim. Ziyaretçilerden fırsat bulamadığım için, benim gibi ziyaretçilerden. Göbekli Tepe'nin önemi tarihsel olarak yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanması ve avcı toplayıcı hayattan Neolitik çağa geçiyor olmalarıydı. Neolitik çağın önemi ise şuydu. Avcı toplayıcı hayattan artık besin için üretime, tarıma dayalı bir yaşama geçmeye başlamış olmalarıydı. Ve şu anki bulunan kazılardan yapılan testlerde yaklaşık burasının 10 bin hatta 12 bin yıl eskiye dayandığı, geçmişe dayandığı anlaşılmaktadır. İngiltere'deki Stonehenge M.Ö. 3000 yılına kadar gitmektedir ki eskiden en eski orası biliniyordu. Şili'nin batısında bulunan Paskalya Adası'nda ise bulunan Moai heykellerinin ise yaklaşık 2000 yıllık olduğu düşünülürse şu an dünya tarihinde en eski tarihi eser Göbekli Tepe'dir. Göbekli Tepe'nin bir özelliği ise
Benim şu an arkamda bulunan ova, yani Haran Ovası'nın en üst noktası olduğu için Suriye sınırına kadar olan açık havalarda buranın görülebilmesi, buradan oraların görünebilmesiymiş. Araştırmalar devam ediyor demiştim. Şurada gördüğünüz yer ve şu üstü kapalı olan yer şu an ziyarete kapalı. Yapılan açıklamalarda eğer yapılan açıklamalarda ya da okuduğum yazılarda yeni eser bulunması halinde bilinen tarihin tekrar değişeceği yönünde bir açıklama vardı. Şöyle bir zoom yapmak. Alı ciğere sokma. Bir ayarlayın, 14 tane olmalı.